Ne, ne oldu hayırdır? Niye çağırdın beni apar topar? Çok önemli bir sorunumuz var oğlum. Anneciğim korkutma beni. İyi misin? İkimizin de iyi olması sana bağlı Mehmet Ali. Anne Allah aşkına ne söyleyeceksen söyle, çatlatma adamı. Bana neden yalan söyledin? Neden? Buradan basbayağı taşınıp gidiyorsunuz. Sen bana niye yalan söylüyorsun evladım? Ben seni bana yalan söyleyesin diye mi doğurdum, bugünlere getirdim ya? Besle karga yoğusun gözünü. Anne, öyle deme. Ben tam olarak yalan... Sus! Yalan söylemiş sayılmam. Niye biliyor musun? Bak eşyaları toplarken kullanmadığımız eşyaları da ayırdığı için tam olarak yalan söylemiş sayılmam bence. Kıvırma Mehmet Ali bana, kıvırma. Anneciğim, hiç endişelenme, sen gönlünü ferah tut. Taşınma falan olmayacak. Ben halledeceğim o işi. Ben niye endişeleniyorum? Burada endişelenmesi gereken biri varsa ben değilim, sensin. Neden? Neden? Neden acaba? Ev sahibi 3 aylık kirayı peşin istiyor aslan. Tamam, tamam. Bizim için hiçbir sorun yok o konuda. Yeter ki bir an önce taşınalım şu evden. Çok güzel. Depozito konusunu da halletmiştik. Halletmiştik. Bana bak Mehmet Ali. Ben her şeyi biliyorum. Anne neyi biliyorsun? Eğer sen bu taşınma meselesini halletmezsen ben Aslı'ya çıkarım. Deniz'in senin ilk aşkın olduğunu söylerim ona göre. Kullanma o kelimeyi. Bu taşınma işini engelleyeceksin. Anlaşıldı mı? Yoksa giderim her şeyi bir bir anlatırım, söylerim ilk aşkın olduğunu. Kullanma o kelimeyi anne, ne olur o kelimeyi kullanma. Ayrıca sen bunu nereden öğrendin anne ya? Anneler her şeyi duyar bilir. Rıfkı söyledi değil mi? Ah abi, ah hata bende. Sen niye güveniyorsun bu Rıfkı'ya ya? Sen şimdi bırak abinin söylemesini filan. Çık yukarı, karını ikna et çocuğum. Yoksa gidip her şeyi söyleyeceğim ona göre. Anne, ayıp olmuyor mu ya? İnsan oğlunu tehdit eder mi? İnsan karısına yalan söyler mi? Hadi geçtim karısını. İnsan kendini doğuran anasına yalan söyler mi? Ben seni böyle mi yetiştirdim evladım? Asıl senin yaptığın ayıp sana. Hayatım hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar, beyefendi kim? Emlakçımız. Merhaba. Merhaba. Yeni evimizin kira sözleşmesini getirmiş. İmzaları bugün atıyoruz. Bir de ben bakayım mı şu sözleşmeye hayatım? Bak hayatım da yani ben okudum, bir sorun yok. Ya imza için bence acele etmeyelim. Bir de avukatımız okusun. Avukat mı? Abartmıyor musun hayatım? Hayatım, önemli böyle şeyler. Maazallah satır aralarında gözden kaçırdığımız tehlikeli bir durum olabilir. Neye imza attığımızı bilelim. Bir tanem. Yani kira sözleşmesinin satır arasında ne olabilir ki Allah aşkına? Klasik şeyler. Ben baktım okudum diyorum. Hayatım bir de avukat okusun. Bir de avukat okusun. Ne zararı olabilir? Aslan, umarım fazla beklemeyiz. Çünkü evin başka talipleri de var. Baştan söyleyeyim, bizim fazla zamanımız yok. Tabii ama biz şimdi kapora verdiğimiz için bizi beklemek zorundasınız tabii. Yani Aslı Hanım, kapora verdiniz diye de günlerce sizi bekleyemeyiz. Takdir edersiniz ki bunun da bir süresi var. Tabii canım, insanların işi gücü var. Sonsuza kadar bizi bekleyemezler. Haklısınız tabii. En fazla bir gün daha bekleyebiliriz Aslı Hanım. Eğer kontratı imzalamazsanız evi beğenen başka birine veririz. Sizin kaporanızı da iade ederiz. Yok yok. Hiç beklemenize gerek yok. Çünkü biz bugün imzalıyoruz bu kontratı. Ya bugün imzalarız diye söz vermeyelim. Çünkü avukatın ne zaman döneceği belli olmaz. Bu avukatlar biliyorsunuz yoğun insanlar. Sizin avukatınızın işinizi önce halletmesi gerekmez mi? Hah. Olmaz, ben böyle bir şey teklif edemem. Niye Mehmet Ali? Çünkü önemli olan benim değil, hukukun üstünlüğüdür Aslı. Şöyle yapalım. Şimdi ben bu kontratı okudum. Onayladım.
imzalıyorum. Biz eşeğimizi sağlam kaza bir bağlayalım. Değil mi? Yani önlemimizi alalım. Bir avukat okusun. Ben az önce gönderdim fotoğrafları zaten. Ya aklımıza gelen başımıza gelmesin aşkım. Bir tanem, kira kontratından başımıza ne gelebilir Allah aşkına? Biliyorsun benim içime bir kurt düştü mü illa başımıza bir şey gelir. Sonradan üzülmemek için biz önlemimizi alalım hayatım. Sonuçta sayende ilk defa kiraya çıkıyoruz. Ev sahibiyken kiracı oluyoruz sayende. Bu da geldi başımıza. Bizim başımıza gelen en kötü şey bu evde oturmaktı. Daha kötüsü olamaz. Ver şu kontratı. Hayatım ben okumayayım mı ya? Benim de bir söz hakkım olmasın mı yani? Çok ayıp oluyor Aslı. Tabii oku, oku tabii ki. Tabii oku, al oku. Evet. Ben artık gideyim aslanım. Kontrat sizde kalsın. Haberleşiriz. Aa, durun durun. Gitmeyin, gitmeyin. Biz imzalıyoruz şimdi değil mi Mehmet Ali? Bir dakika, bir dakika. Bu evin deprem risk raporu yok. Evet. Aa, olmaz ki ama böyle. Yok mu? Bak bir de okudum diyorsun Aslı'cığım. Bir de okudum diyorsun hayatım ya. Kusura bakmayın ama ben ailemi riske atamam. Yarın bir gün deprem olsa, apartman başımıza yıkılsa. Ay Allah korusun Mehmet Ali, deme böyle şeyler ya. Tabii Allah korusun da. Allah da bize akıl fikir vermiş Aslı'cığım. Beyefendi yani biz şimdi deprem risk raporu olmayan apartmana göz göre göre niye taşınalım ya? Siz bu rapor alın, ondan sonra tekrar görüşelim. Almış da olabiliriz. Ben yarın ofise gidince bir bakayım. Almış olabilirizlerle, ihtimallerle biz ilerleyemeyiz ama beyefendi. Olmaz böyle, kusura bakmayın ama bizim canımız kıymetli. Biz bu konuda hassas bir aileyiz. Öyle değil mi Aslı? Ya öyle tabii. Öyle. Ya ben risk raporu olmayan eve ailemi götüremem. Taşınamayız, kusura bakmayın. Haklısınız efendim. O zaman görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz. Siz bu risk raporu konusunda bir şey olursa haberleşelim. Tabii tabii, ararım. Sağ olun, sağ olun. Önemli rapor. Hayatım, yıllığın ne acelesi var şimdi? Sonra okuruz ya. Benim karnım çok acıktı. Bir yemek yiyelim ya. Daha çocuklar gelmedi hayatım. Gelsinler, beraber yeriz işte. Çocuklar gelmeden şöyle baş başa bir güzel vakit mi geçirsek acaba? Bugün anneni görmeliydim Mehmet Ali. Gerçekten çok başka bir kadın olarak geldi buraya. Ya boş ver şimdi annemi. Ben karımı özledim ya. Kesin bir işler karıştırıyor Mehmet Ali, kesin. Hayatım boş ver annemi ya, ben karımı özledim diyorum ya. Geldi buraya, ben bunları yıkayacağım dedi. Çamaşırları topladı gitti. Hiç annen gibi değil. Bütün gün klinikte seni düşündüm. Çok düşündüm. Öyle böyle düşünmedim. Düşündüm. Aa! Anne! Evladım, ne yapıyorsunuz çocuğum? Pandemi var. Siz herhalde duymuyorsunuz bakan beyi. Devamlı bağırılıyor adam sosyal mesafe, sosyal mesafe diye. Ne o öyle? İçinize girmişsiniz birbirinizi. Ayrılın bakayım. Gel bu tarafa doğru Mehmet Ali. Sosyal mesafe. Yani şu taşınma meselesini biraz daha halletmezsek ben size gerçek mesafeyi göstereceğim. Söz veriyorum. Hiç merak etmeyin. Anneciğim zile bassaydın biz açardık kapıyı sana. Aa, yapma Mehmet Ali'cim, yapma lütfen. O senin annen, annen. Yani elinde anahtarı varken zile basar mı? Lütfen. Yani